Kıymetli Hanım'a çok kıymetli sivil toplum örgütü teşkilat arkadaşlarımız, çok muhterem hanımefendiler, sevgili beyefendiler, çok kıymetli hemşehrilerim. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ben nereden geliyorum? Ben kokusunu özlediğiniz, gönlünüzde acısını çektiğiniz, toprağın özlemini çektiğiniz ve hep hayalinizde yaşattığınız, zaman zaman gençlik yıllarınızın hayalini kurarak gözyaşını doldurduğunuz 8500 yıllık bir şiirine geliyor. Onu medeniyetin sahibi yapmış. Bentrenklerinde Çelebiye tarafından Osmanlı'nın yeniden kurulmasına vesile olmuş. İlimin beşiği bilimin merkezi olarak kabul edilmiş. Ve Osmanlı'nın yükseliş devrinin 7 tane padişahını göndermiş ve öyle dönem gelmiş ki memleket zora düşünce hemen yeniden toparlanmış ve Ali Paşa'ya 12 Haziran 1919'da hoş geldin paşam Amasya senin demiş ve bu iradeyi tescillemiş. Eğer bizim büyüklerimiz Amasya'nın hüznü teyit gelendi, Amasya Valisi Abdurrahman Cahil Efendi Gazi Paşa'ya paşam Amasya emrinizdedir demeselerdi, bugün bizler burada olmayabilirdik. Bir şükran borçludur. Biz geldiğimiz gün Amasya'nın adını değiştirdik. Dedik ki kurtuluştan kuruluşa bir şey. Burası Gazi Paşa'nın potilinin bastığı şehirdir. Gazi Paşa'nın postalının değil potilinin bastığı şehirdir. Cumhuriyet felsefesinin, özgürlük felsefesinin, özgürlük meşalesinin hafızalarda oluştuğu ve memlekete yayıldığı bir şehirdir. Biz Amasyalı olmaktan onur duyuyoruz. Amasyalı olmaktan gurur duyuyoruz. Amasyalı'nın onur ve gurur duymak en tabi hakkıdır. Evet. Biz hiç kimseye yaramazım. Hiç kimseye yaranalım. Veya doğru neyi biliyorsa, doğru neyi inanıyorsa onu söyleriz. Ben ne söylüyorum? Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanıyım. Lakin Amasya'nın %50 oyla, %50 oyla Cumhuriyet Halk Partisi kardeşlerimin pencerelerinde %70 oyla aldı. İYİ Parti arkadaşlarımın %70-80'de kendi oyunu aldım. Onların oyunu aldım. Neden? Ben inanışlarımı söyledim. Duruşumu söyledim. Ben kısa vadede birkaç kelimeyle bitireceğim. Ben kendimi şöyle tabir ediyorum. Ben diyorum ki Azize'den olma, Azize'den doğma, Ömer'den olma, Azize'den doğma, fakir bir ailenin evladıyım. Elif gibi. Elif önüm, elif önüm. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda 5 kez eğilmekten kayırdı. Yunus gibi kullarda hep hakkı durup ağır dururum.
Mevlana gibi hiç istemem. Dikilişimdir Hazreti Hüseyin Efendimiz'in tavrı. Özlemimdir, Hazretimdir, yiğitimdir Hazreti Ali Efendimiz'in zülfikarı. Ben biliyorum ki ben ezanla geldim, seyredin dedi. Hiç kimseye düzdürecek bir tavrım yoktur. Tavrım ettim. Herkesten sonuçta bir helalık dilerim. Amasya Belediye Başkanlığı'na gelirken 5 maddeye geldi. 1. Ben verdiğim sözü tutarım. 2. Camilerimizin cemerlerimizi. Kimsenin kirli elinin, kirli dilinin bu muhabbetlere dokunmasına yetkimiz ölçüsüne müsaade etmeyiz. 3. Cenab-ı Hakk'ın rızasına olmayan. 4. Türkiye Cumhuriyeti hukukuna uymayan. 5. Amasya'nın menfaatine olmayan. Hiçbir işe parmak basmaz, kimse de bastıramaz. Bu ne? Belediye başkanı olduktan sonra iki tane tel formülü uyguluyorum. 1. Tavuk koydukları, 2. Kalp oldukları. Hep söylüyorum bunu. Tavuk koyduklarının adına haram zaten ediyorum. Bugüne kadar Amasya'nın sırtına yapışmış, kenar ediyorum. Onları bir bir koparacağımı söz verdim ve genelini yapıyorum. Vakfir koyduklarında bizim de kimsemiz yok mu diyenler, hadi kuralar. Fakir paralar, onlar da benim başımın tacıdır, gönlümün sultanıdır. Ayaklarını kuramayayım onlardan. Hep görüyorum. Evet. Belediye başkanına geldiğimiz gün kapımızı söktük. Vatandaşlar aramızda hiçbir engel koymadık. Efendim burayı kapatacak mısın? Neden kapatayım? Neden kapatayım? Böyle bir şey söz konusu değil. Onun için ve geldiğimiz günden beri vatandaşla hemhal oluyoruz, garip kurabayla yan alıyoruz, fakir fukarayla yan alıyoruz. Ben sermaye düşmanı değilim, kendim de iş adamıyım. Ama Karamzade'yi düşman. Babamdan kaldıysa ona sözüm yok. Ama 18 yaşındaki çocuğun saltanatına da müsaade yok. Hiç kimse kuramak verir. Evet. Ben son bir şey söyleyip kapatıyorum. Arkadaşlar, Türkiye'de eski olan, eski kuran ve rüzgar gününe geçle beraber tek belediye Amasya Belediyesi'dir. Bunu da bilmenizi arzu ediyorum. Ve diyorum ki, son sözümü şöyle söylüyorum. Amasya bir ayrıcalıktır. Amasya'yı görmemişseniz en güzelini görmemişsinizdir. Amasya'yı görmemişseniz aşık olmamışsınızdır. Burası aşıklar yarı, perdeşlerinin yarı. Aşkın ruhlar halinde buluştuğu yer Amasya'dır. Onun için evlatlarınızdan görmeyenler varsa gönderin var bizi müsaade edelim. Son sözüm olarak ben tüm Amasya'yı, Amasyalıları ve Amasya'yı sevenleri Amasya'nın ırmağının akışını seyredip de ondan mutlu olanları seviyorum ve başarı ahlak yapıyorum. Evet. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. En güzel günler, en iyi akşamlar sizlerin olsun diyorum. Teşekkür ediyorum.